Birkaç sorum var işte. Sor. Bir, uzayda hayat var mıdır? İki, eğer varsa ablam bize oradan mı transfer oldu? Üç, sabahın köründe kahvaltı yerine bu tabaklar nedir, niyedir? Bu üçünü istiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ama... Ben canım aldım, teşekkür ederim. Olsun ya, ne biçim kahvaltı sofrası hakikaten? Ürperi, karıcığım. Geldim hayatım, geldim. Sabırsızlandığınızı biliyorum ve hemen servise başlıyorum. Bu ne bu? Ne bu diyor? Sen daha karbonhidratla proteini ayırt edemiyorsun enişte. O uçağı nasıl kaldırıyorsun Allah'a sen? Canım. Onu görüyoruz evladım ama sabah sabah bu yemek ne diye soruyorum. Kıymalı patates. Sen seversin hayatım. Hem protein hem vitamin. Ben söyledim sana. İyi de sabah sabah ben bu yemeği niye yiyeyim? Normal insan kahvaltısı yok mu? Ne demek niye yiyeyim? Karın üşenmemiş, sabahın köründe kalkmış şu yemeği yapmış. Onun için bile yiyebilirsin. Karım üşenmeyip sabahın köründe kalkıp normal insan kahvaltısı verse olmuyor mu? Bak, Ruhi de sevmedi. Ben? Sevmedim. Ruhi? Mi? Sevmedim. Sevmedin. Bak yüzünden belli. Ayrıca da bugün benden aşık istediğini hatırlatırım. Vallahi ben bu konudaki soruları yanıtsız bırakarak az sonra kan gövde götürme ihtimali üzerine siper alıyorum. Görüşürüz. Yani ben anormal bir insanım. O yüzden yaptığım yemeklerde anormal oluyor. Öyle mi? Nereden çıkarıyorsun bunları Ürperi? Tamam ben anladım Metin. Bundan sonra demeklerimle size daha fazla işkence etmeyeceğim. En kısa da aşçılık kurslarına gideceğim. Ve şunu da söylemek isterim. Çok kırıldım. Çok utanacaksınız. Ürperi... Aynen. Ne yiyeceğiz biz şimdi? Abla, canım ablacığım dur gitme. Sakın beni bu kel enişteyle bir tutma. Ben ne koysan yerim içerim. Canım ablacığım. Gitti, ne manyak ablam var değil mi enişteciğim ya? Sen boş ver onu. Sen şu haçlık konusunu bir daha aç da. Gideyim şuna ilk poğaça alıp geleyim. İki tane, bir bir. Üç bana bir sana. Poğaça. Yanına da çay. Sen çayı seviyorsun ha. Aha bakalım. Afiyet Hanım. Afiyet Hanım. Afiyet Hanım. Yardımınız gerekli Afiyet Hanım. Hangi konuda? Ders. Siz yine liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına girmek istiyorsunuz galiba ama benim programım çok yüklü. Yok, ders veremem. Yok yok, tarih dersi değil. Yemek dersi. Yemek dersi mi? Yemek efendim. Metin benim yaptığım yemekleri beğenmiyor. Malum yaz boyu siz onu beslemişsiniz. Bu yemekleri bana öğretmek sizin göreviniz. Neden görevim oluyor? Nereden çıktı bu şimdi? Siz öğretmen değil misiniz? Hipokrat yemini etmediniz mi? Kim olursa olsun eğitmeyecek miydiniz? Efendim Hipokrat yeminini doktorlar eder. Öğretmenlerin böyle bir yemini hiç yoktur. İlla yemin mi lazım Afet Hanım? Siz idealist biri değil misiniz? Kapınıza gelmiş bilgiye muhtaç bir insan var. Hangi konuda olursa olsun eğitmezseniz siz nasıl rahat uyursunuz? Afet Hanım sorarım ben bunu size. Afet Hanım. Efendim yemek hazırlama şeklinizi sağlıksız buldum. Maazallah Şov Haber'den gelseler mutfağınızı mühürlerler. Benim yemeklerim her zaman sağlıklıdır efendim. Patlıcanları yıkıyorsunuz galiba. Patlıcanları klorlu suyla yıkamak sağlıklı mı efendim? Efendim, çeşmelerimizden başka su akmadığı için yıllardır sağlıksız bulmuyorum ben. İçme suyla yıkasak. Bakın Müperi Hanım, ben bir öğretmen olarak hep soruları dersten sonra almayı severim. Tamam, ben o zaman sorularımı bir kağıda yazıyorum. Yazıyorum, soracağım sonra. Şimdi patlıcanları bir kenara bırakalım. Önce biz... Sovanı öldüreceğim. Yapmayın. Ne olur ben bakamam. Hiç ölü göremem. Yapmayın Afet Hanım. Ay lafın gelişi yani. Sovanı pembeleştireceğiz. Allah aşkına. Soğan hiç pembeleşir mi? Allık mı bu? Oldu olacak iki allık çağıralım biz ona. Hem yağdan hem tüpten tasarruf. Dinle burayı. Dinliyorum öğretmenim. Şimdi kanrı yarının içinin malzemesini söylüyorum. Kıymayı koyuyoruz. Baharat koyuyoruz. İstediğimiz yeşillikleri koyuyoruz. Yani dereotu, maydanoz olabilir. Brokoli de koyabilir miyim? Brokolinin ne işi var karnı yarın içinde? Ama siz istediğiniz yeşilliği koyabilirsiniz demiştiniz. Benim nasıl bir yeşillik istediğimi siz nereden bilebilirsiniz? Şekilde görüldüğü üzere de bilemediniz zaten. Ya Afet Hanım ben özgür bir insanım. Beni öyle dereotu, maydanoz gibi otlarla sınırlamayın rica edeceğim. Çok güzel kokuyor. Kendimim diye söylemiyorum. Pek güzel yapmışım. Ellerime sağlık Afet Hanım. Siz sadece tarif aldınız Zülferi Hanım. Olur mu Afet Hanım? Yeşillikleri ben yıkadım. Geçmiştir elimin lezzeti bunları. Alayım ben onları. Çok teşekkür ediyorum bugünkü ders için. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ama biz Kerem'le ne yiyeceğiz? Ay ben çok kötü düşüncesizlik ettim. Kabalık ettim Afet Hanım. Ben bunu böyle buraya bırakıyorum.
Bir tane şimdi bizim için tekrar yapalım bunda. Hem de ben bildiklerimi pekiştirmiş olurum. Ay, yok yok, siz bunu alıp gidiyorsunuz. Çünkü zaten Kerem hiç sevmez bu yemeği. Ben ona makarna yaparım. O çok sever. Makarna abla, makarna abla da. Yok, içim el vermez. Verir, verir. El verir, buyurun. O zaman çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın Afet Hanım. Bir daha mı ders var? Oh be, nefis olmuş be abla. Afiyet olsun bir tanem. İşte her zamanki yemeklerim. Ellerimle yaptım. Ellerine sağlık karıcığım. Hakikaten harika olmuş. Oh, çok yedim ama ben. Çok yedin tabii ya. Biz yiyecek bir şey bırakmadı şu hariç. Hepsini o götürdü ya. Baksana, cacık da ben doymaya çalışıyorum burada ya abla. İşte öyle. Ne demek o, sen üç tane arka arkaya yedin. Abi. Senden kalanları da biz paylaştık. Dört. Madem hepimiz bu kadar bayıldık, yarın yine yaparsın değil mi karıcığım? Ben mi? Aman yap yap. Yap da şunun çenesi kapansın, midesi dolsun. Baksana artık yediğimizi sayıyor abla ya. Ruhi. Tamam, kavga etmeyin canım. Ben yine yaparım yarın bunun aynısında. Aslan ablam benim be. Emine S.B derim be.